Gerçekten mesleğim benim hayalimdi yani. Küçüklükten beri hemşire olmak istiyorum dedim ve sonra ATT, Acil Tıp Teknisyenliği ile tanıştım. Ve bu benim aradığım meslek olduğunu anlamıştım ve bu tarafa yöneldim. Yani çok severek yapıyorum mesleğimi. Mesleğimiz aslında çok kutsal çünkü birilerinin yaşamına dokunuyorsunuz. Yani birinin eşini, evladını, birinin eşini ya diğerinin evladını kurtarmış oluyorsunuz aslında. Birçok hayata tekrar mutluluk veriyorsunuz. Ben de anneyim ve bir çocuğum var. Benim de çocuklarım var. Mesela bir annenin havale geçiren bir çocuğunu alıp tekrar onu iyi edip annenin gözündeki sevinci görmek beni çok mutlu ediyor. Mesela bir Asya'ya gitmiştim. Eşi müdahale etmiş, erken fark etmiş. Eşi onu ipten almış ama hasta böyle hipoksis kaldığı için nöbetler geçirmeye başlamıştı. Mesela biz onun nöbetini durdurduk ve hemen oksijenli, %100 oksijenli taşıdığımızda bir hafta sonra ben adamı ayakta gördüm ve çok mutlu oldum. Karşılaştığımız en büyük zorluk mesela asılsız ihbar. Onun dışında 112'lik olmayan ihbara biz gittiğimizde bizim bölgemiz boş kalıyor. Ve bu bölge başka bir ekip kalıyor. Hani diyorlar ya 112 geç kalıyor. İşte bu geç kalmalar bundan oluyor. Trafikte mesela bizi daha çok ciddiye almalılar. Belki de onların yakınında taşıyoruz biz. Ya da yarın onların ihtiyacı olacak. Yani bunu daha dikkatli olmalılar. Biz en sakin olan taraf olmalıyız. Çünkü o kriz anını yönetmezsek kriz daha da büyür. Çünkü her saniyelerle yarışıyoruz biz. Yani bizim her saniyemiz hasta için, onun yararı için. Yani aslında bize yol vermiyorlar bir hayata, bir ömre, bir evlada, belki bir eşe, belki bir babaya yol veriyorlar. Böyle düşünsün insanlar. Ya hastaneye en kısa zamanda gitmemiz gerekiyor. Ama en çok yakındığımız nokta trafiğin yoğun olması. Yani yollar da dar. Ondan dolayı trafiğin yoğun olması bizim için. Elimizden geldiği kadar yolu açmaya çalışıyoruz trenle. Ya çünkü zor oluyor. Vatandaşlar da sağ olsun bazen araçtan inip yolu açıyorlar. Yani sağ olsunlar onlar da. Ya seviniyoruz. Hiç yoktan bir kişiye daha yardım ettiğimizi daha nasıl ya anlatılmaz. Ondan dolayı yani çok farklı duygular yaşıyoruz o zaman da. Ha, döndüğü zaman hayata seviniyoruz yani o şekilde. Bazen yol vermediğiniz ambulansta sizin de yakınlarınız olabilir. Bunu düşünerekten yol verirseniz ambulanslara daha iyi olur. Mesleğimiz öncelikle sakin olmanız gerekiyor. Hem hastaya hem hasta yakınlarına gerekli desteği vermeniz gerekiyor. Siz sakin olmazsanız hasta yakınız zaten acite olduğu için yani işinizi zorlaştırırsınız. Öncelikle sakin olacaksınız. Gittiğiniz yerde de güler yüzle karşılaşmıyorsunuz. Her zaman hasta ve hasta yakınlarının en zor zamanlarına denk geliyorsunuz. Kendimizi hasta yakınlarının yerine koyuyoruz. O şekilde olay yerlerine giriyoruz işte. Çok güzel bir duygu. Bayramın birinci günü bir vakaya gitmiştim. Kasabın içinde adam kalp krizi geçirmişti işte. Hastayı aldık, gerekli müdahaleyi yaptık, hastaneye götürdük. Daha sonrasında aynı hastayla kasabın içinde karşılaştık. Hasta bizi görünce çok memnun oldu. Dükkanı bile götürürseniz canımı size feda dedi. Böyle güzel bir mesleğin içindeyim. Böyle güzel bir mesleği yaptığım için de çok mutluyum. O anda en sakin olunması gereken kişi sizsiniz. Siz sakin olmazsanız hiç kimse sakin olmaz.